Arkadaşlar merhaba. Çok seviyorsunuz. Ülkemizde de hayli rağbet gören bir segment. Yanımızda da hem dolusu hem boşu. Çok istiyorsunuz. Abi boşunu test et. Alabileceğimizi test et. Vallahi özellikle boşunu aldım. GT Line'ı istemedim. Boşla gezdik. 100-150 km yol yaptık. Boş spek test edeceğim sizin için. Bu yanımda da GT Line var. Hemen farklılıkları söyleyeyim. GT Line'de tabii farlar geliyor. İşte daha güzel jantlar geliyor. 17 jant. Bu segmentte 17 jant rakiplerde yok. Zaten burada Peugeot kendini şey olarak farklı göstermek istiyor. Bize sunum yaptılar. Sunumda diyorlar ki %10 müşteri kitlesi bunun gibi hafif ticarilerden sonra C SUV alıyorlarmış. Yani bu kitle biraz böyle SUV da istiyor aslında. Onun için bu otomobilde şöyle bir sunum yaptılar. Önce yarısını gösterdiler. Yarısından bakınca tabii oradaki resimlerde araba daha yüksek gözüküyor. Araba gerçekten SUV gibi gözüküyor. Arkadan baktığında da ticari. Her kullanıcı kitlesine biraz hitap etmek istemişler Rifter'la. Yükseklik olarak 18 cm, 180 milim. Yani böyle bir 200 falan olsa gerçekten SUV da diyebiliriz. Yani 21 cm Subaru XV mesela. Ki o sınıfın en yükseklerinden. Şimdi tabii merak edenleriniz var. Partner öldü mü bitti mi? Hayır. Bu arabanın aynısının boş kasası, ticarisi Partner One olarak geçiyor. Bu camlı olan versiyon. Bu da tabii ticari. Normal binek versiyon olarak almaya kalkarsanız fiyatlar tabii uçuyor gidiyor. Yine segmentinde güzel detaylardan bir tanesi her iki tarafta da kayar kapı diğerlerinde de var ama bu iki camların da düğmeyle açılıyor olması güzel bir detay. Donanım seviyelerinde tavan rayı standart sunuluyor. Bu da markanın böyle kendisini üstün gördüğü özelliklerden bir tanesi. Arka tarafa baktığımızda işte yeni farlar da var tabii. Partnerle çok benzeşiyor. Böyle aslan tırmığı arka stoplarımız var. Ya altyapıda tabii ben sonra da biraz teknik detay sordum ama Partnerle aynı altyapıyı paylaşıyor arka aks olarak. Bir bağımsız süspansiyon yok. Bir Doblo da var. Yani Doblo diye çok şey yapıyoruz ama bu sınıfta bağımsız sunan da bir tek Doblo var galiba. Bir ton kapasitesi var. Bir ton yük taşıyabiliyor. Böyle bir çift kademeli pandüzotu var. Bütün koltukları yatırdığınız zaman 3500 litrelik bir hacim oluyor. Koltukların arka tarafı da sert malzeme. Hani IKEA'dan dolabını al koy at, hiç sıkıntı yok. Bu tabii sizin sevdiğiniz gibi boş bir model. Ya aslında en boşu değil, orta boş. Mesela GT Line'de bu arka cam açılıyor. Bakalım. Hemen bak, sizin için hizmette son nokta. Hepsini getirdim size. Dolusunu boşunu. Burada arkadaşlar düğmesi var. Şimdi bulamıyorum. Heh. Böyle camı açıp ulaşabiliyorsun. Aslında bunun boş versiyonda asıl sunulması gerekiyor. Bence. Çünkü ticaretle ulaşan adam hemen buradan almalı. Koy falan filan. Hani güzel bir detay olurdu bence. Mesela hep boş boş istiyorsunuz ama doluda da çok güzel özellikler var. Mesela şu. Bunu ben boş versiyonda da isterim. Şu uçak kabini, uçak bavul yeri gibi. Atıyorum buraya Hilton'i koy. Makita'nı koy. Bu tam yani şuraya 10 kilo taşıyor ama 20-30 taşır yani. Factor of safety'si yüksektir bunun. Bunları biz çelik halat koyarız. Makita'mı, Hilton'i koyarım buraya. Bunları değiştiririm ben. Sıkıntı yok. Tabii GT Line'in güzelliklerinden biri de o deminki uçak yerine buradan da erişebiliyorsun. Burada da köfteci şeyi. Dürümleri at içine, sıcak tutar. Hemen buradan aç ver, aç ver. Döşemeler de farklı tabii. Gerçekten binek otomobil gibi çok şık döşemeleri var. Arkada ayarlanabilir bir klima düzeneği var. Tabii arkadaşlar GT Line gerçekten çok güzel. Çok güzel kullanışlı özellikleri var. Yani ben binek olarak da kullanmak isterim. Çünkü buraya oturduğun zaman kocaman bir panoramik sunroof. Burada yine güzel bir özellik. Buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Ve bunlar bölmeli. Hani ileri geri çok gitmez. Hani boydan boya, gazda, frende gitmez. Ya markaları da anlıyorum kardeşim. Boşta da hiçbir şey yok. Şu GT Line'e bindim. Bak güzel bu. Bunu alırım ben. Bu güzel. Peki. Tepsimiz var. Şimdi tepsiye gelelim. Şimdi bu tepsi ne taşır? Yani bak.
Bak 3. 4. de gitti. Baba bu tepsi bir şey taşımıyor. Şimdi güzel, tepsi güzel. Şimdi illa bir yani do it yourself bir vida attıracaklar bana buraya. Yani hani bu tepsi bir şey taşımıyor maalesef. Lütfen forum Peugeot'cular kızmasın bana. Arabanın kullanışlık özellikleri de gayet güzel. Burada halının altında güzel gözler var. Hemen kola testimizi yapalım. Neler sığıyor? Evet. Fantalar mantalar buraya giriyor. Keşke soğutması da olsa, orada egzoz da güzel ısınır belki aşağıda. Yani baş diz zaten söylemeye gerek yok. Başta yani 2 metrelik de adam rahat eder. Dizde de hiç problem yok. GT'lerle birlikte perdemiz var. Bu çocuklu olanlar için büyük nimet. Ben ekstra 2 tane e-bebekten aldım mesela, koydum. Bu gerçekten güzel. Bebek için önemli ve tabii tek tuşla açılan camlarımız var. Tam açılmıyor ama olsun. Yani arka yaşam alanı GT Line'da çok güzel. Bir bizimkini de göstereyim. Şimdi bizimkinde de sizin istediğiniz boş line. Hiçbir şey yok bu bahsettiklerimden. Yani ne bir cam perdesi, ne o muhteşem zenit panoramik cam tavan. Bir elektrikli camımız var. Onun haricinde ticari. Hani diyeceksiniz acaba tepsi onda mı öyle? Bunda da pek ağırlık taşımıyor. Bir ön tarafa bakalım. Bir farkları görün. Niye dolu test ediyoruz görün. Şimdi geldik rifterimizin boş rifterimizin içine. Hani diyorsunuz ya hep boş test et diye. Şimdi hiçbir şey yok GT'lerine göre. Sürüş pozisyonu ve görüşler bu arada çok güzel. Hiç problem yok. Sadece bir eleştirim şey. Arka cam, arka görüş çok güzel ama burada aynaya ulaşım biraz zor ve ufak. Hani böyle tam kerteriz yakalayamıyorsun. Yani referans bulamıyorsun. Böyle tam ideal ayna ayarını yapmak biraz sürüyor. Burada boş versiyonun içine gelecek olursak. Şimdi normalde burada dual grip, iki çeker o Peugeot'un sistemi var ya, onun butonu var. Burada boş tabii. Keşke madem boş yaptın, keşke büyük bir şey yapılsaydı. Mesela güzel gözler var. Burada güzel bir göz var ama burası sert plastik ve burada hiçbir şey durmaz. Yani üreticiler bizi AliExpress'e, Deal Extreme'e muhtaç etmeyin. Buraya kaydırmaz aldırtmayın. Kendiniz koyun şuraya. Mesela şuradaki göz. Güzel. Fena yani bir şey işe yarar ama bu sertlikte ve kayganlıkta işe yaramaz. Bunu koyduğun an burada gider. Otomobilin torpidosu ufak. Torpidosu ufak ama şu göz çok iyi. Bu göz çok derin. AUX USB'si ve soğutması var. Bu göz iş yapar. Keşke aydınlatması da olsaydı bu arada. Aydınlatma lazım oraya. AliExpress'ten bir şey oraya LED. Onun haricinde tabii rakiplerini düşünüyorum. Şu göz ufak geldi bana. Doblo'da, Courier'de burası daha büyük, daha geniş. Ama tabii işte burada biraz da SUV'a kaydığı için çok da böyle ben ticariyim diye bağırmak istemiyor araba. Onun için böyle biraz buradan kısmışlar. Tabii en önemli, en büyük fark diğer otomobillerle şu 8 ileri EAT Aisin üretimi şanzıman. Şuradan şöyle ayarlıyorsunuz. Şu grup güzel. Yani belki de arabanın en kaliteli kısmı şu direksiyon grubu, direksiyon derisi, vites kulakçıkları. Görüş açıları çok iyi. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun da. Onda sıkıntı yok. Buraya mesela bardaklık koymuşlar. Kola koysan. Kola güzel sığdı. Yani sıkıştı. Kolayı koyarsın. Ben ilk çekmeden önce buraya hiçbir şey sığmaz demiştim. Yok, kola yani tam sığdı ve sıkı sığdı. Yolculukta kullanılır. Geri aldım. Bir eleştirim de şu ızgaralar olacak. Izgarayı ayarlamak zor. Yani ilk başta hani hep alıştığımız gibi şöyle ızgaraya bastırırsın ya, olmuyor. Yani böyle parmağın ucuyla böyle nazik. Yani ticaride pek olmaması gerek. Ticaride biraz sert olacağım, böyle yapacağım. Bunu biraz ayarlamak zor geldi bana. Onun haricinde burada bir gözü var ama yine sert. Buralarda gözleri var. Şimdi bir de size dolusunu göstereyim. Acayip farklar arada. GT Line'a bakalım. Abi şimdi bir de GT Line'a bak. Burada zenit şeyim, burada aynam karartmalı. Çift ayna var. Ekran şu alan zaten 3008 falan gibi yani. Bak. Bütün o boş alan yere buraya kocaman
Maşallah. Baksana abi. Döşe bak döşe olmuş be. Hani burada çakmaklık var falan. Bak ben boş alıp şunu sipariş edip bunu taktırırım çünkü şu göz, bak Hilton'ı, Makita'nı buraya koyarsın. Küçük şarjlıyı koyarsın. Ama büyük bir eleştirim olacak. Çok güzel oturma pozisyonu, farah falan. Şu kol dayama, hani böyle tahsilatı yapamamışsın, sinirini bundan alırsın. Böyle yumuş yumuş. Hani şimdi aklım tabii kediye gidiyor. Kedide burada ayarlı şey, kol dayama vardı. Bununla böyle içi boş sünger. Hani bu pek güzel olmamış açıkçası. Boş space'imizde bir ayna ya da ışık yok. Hem ya hiçbir yerde yok. Bunda var. Yani GT Line daha çok sizin... Ha bunda ayna da yok mesela. GT Line alıyorsun 150 bine, ayna yok. Olsun bari. Panoramik sunrooflar falan var. Buraya aynayı bizden esirgeme Peugeot. Lütfen. Bu otomobilde yeni motor var. 1.5. Bak şimdi bir açıyorsun motoru. Yok. Bak. Açıyorsun motor yok. Çok aşağı konumlandırmışlar. 1.5. 120, 130 beygir. 300 tork. Motor güzel. Zaten yolda da bahsedeceğim. Motor şanzıman ikilisi bence rakiplerinde en üste çıkan özelliklerinden bir tanesi olmuş ki bu da zaten aslında çok önemli. Böyle bir yalıtım yapmışlar. Yalıtım özellikle gelişmiş. Yolda da bahsedeceğim. Yalıtımı hoşuma gitti. Yani yalıtımda da ticarilerden biraz ayrışmış. İyi kapandı. Daha açılmaz o. Alın size boş, alın size dolu. Kararın sizin. Fiyatlara da yolda bahsedeceğim. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, sürüşümüze başlayalım. Dün hava kararmıştı. Biz de sabah kalktık. Sabah kalan anlatımızı tamamlamak istedik. Şöyle bir kırmızı kontağımızı verelim. GT Line'de tabii elektronik el freni geliyor. Bizde bu aktif stil paket, işte otomatik şanzımanı var, deri direksiyonu var. Gerisi boş. Onun haricinde işte arkada tepsiler var. Aktif stilde hız sabitleme var. Bunun gibi hani çok bir dolu versiyon değil. Boşun dolusu gibi diyelim. Bu arada aynaları çok güzel. Kruz kontrolümüze de hız sabitlememize de alalım. Konfor şaşırtıcı derecede arkadaşlar. Ticariler arasında ilk 2'ye 3'e, hatta en iyilerden biri diyebiliriz. Rüzgar yalıtımı ve konfor konusunda. Şöyle, süspansiyonun eşiği çok fazla. Yani böyle 40'la 50 ile büyük kasislere girdik, diplenmedi. Böyle hani pat pat yapar ya, onu yapmadı. Onun haricinde sönümlemesi güzel. Bayağı bozuk yollara girdik, taşlı kayalı yollara girdik. Şey yani böyle hani araba kopacakmış gibi hissettirmiyor ki, arkada tabii yük taşısın diye torsiyon var. Konforu beni şaşırttı. Aynı zamanda rüzgar yalıtımı da hiç fena değil. Yol gürültüsü tabii biraz alıyorsun. Motor gürültüsü hiç almıyorsun. Çok sessiz bir dizel bir motor bu. Zaten karbon emisyonlarına baktığın zaman en başarılı dizelleri şu anda Fransızlar yapıyor. Peugeot Citroën. Tabii Fiat'ın dizelleri de çok iyi. Konfor öğelerinde sunumda dediler ki ön taraf SUV gibi, arka taraf ticari gibi. Kısmen doğru. Hani tabii ki tam bir SUV havası almıyorsun ama ticari için gerçekten güzel bir sürüş konforu var. Direksiyona alışmanız lazım. Direksiyon, çünkü hani 308 GTI'de falan da bahsediyordum. Hani orada direksiyon var, unutun. Ve çok güzel kontrol sağlıyorsunuz. Minicik zaten. Burada kulakçıkları var. Hazır kulakçık demişken manuele alıyorum. Şanzımanı göstermek istiyorum. Yani 8 EAT 8 arkadaşlar çok iyi. Şimdi bak Cruise'u aldım 65'le. Bak şimdi şanzımanın tepkilere bak. Küçültüyorum. Küçülttüm. 3'teyim bak. 4. Çift kavramadan farkı yok. Bak biraz hızlanayım ya da dur yavaşlayayım, 2'yi alsın. Şöyle hız sabitlemeyi aldım. Hani şanzıman aynı hızdaki tepkilerine bakın diye. Bak 4, 3,
2'ye almıyor. 2'ye biraz da 50 ile falan alır herhalde. Evet, 50 ile de 2'ye aldı. 4000'de vites değiştiriyor. Bak, yükselttim. Yükselttim. Bayağı çift kavrama gibi. Bu şanzıman ticari de yok yani. Oran konusunda 2000 devirde 115 falan yapıyor. Hani böyle 120 yapsaydı tam olurdu. Da o kadar da şey değil. Ama dediğim gibi yani bak sabitledim 78. Küçülttüm. 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 Tepkiler gayet iyi. Büyüdü. Büyüdü. Motor şanzıman ikilisi çok iyi. Tabi bu yakıta da etki ediyor. Fabrika verisi 4.4 diyorlar. Tabi bu gerçekçi veri değil. Gerçekçi veri 5.3. Nasıl gerçekçi veri? Klima açık 2 kişi. Tabi burada yükleme gibi bir opsiyonumuz yok. Hani arkaya bir ton ya da 500-600 kilo un, şeker, bilmem ne şu bu atmak isterdik. Onu inşallah İstanbul'da yaparız. 2 kişi. Ama o Alper yani hani bir kişi de sağlam bir kişi. 100 plus ondan sonra değil mi? 100 artı ondan sonra hani hafif 2-3 çimento betonu atmış gibi düşünün. Hafif yük, klima açık, 160 kilometre gittik geldik. Arada 120'ler var, dur kalk çok az. 5.3 yaktı. Yani uzun yolda sakin 5'in altına düşürürsün hakikaten. Hatta sadece 90-100 gidersen çok rahat düşer. Ki bu 1400 kiloluk, 1400 küsür kiloluk bir otomobil. Şöyle... Sıfır yüzü de arkadaşlar 10.8 saniye. Hazır şöyle bir basalım. Direksiyonla bak mesela şu an 150 ile gidiyoruz. Rüzgar sesi az biliyor musun? Hakikaten az. Frenler güven veriyor. Arkalarda disk. O da güzel bir detay. Bu arada arkadaşlar, arabanın yüksekliği çok iyi. Bak şu an kayalık yerden gidiyorum. Altını hiç vurmadı araba. Bak şu an baya hani hafif suyun gideceği yerden gidiyorum. Altını vurmadı. Yüksekliği gayet iyi. Hani burada bak bu mesela kurye vurur burada. Doblo vurur. Şu an tabii kameradan çok fazla belli olmuyordur ama şu an bayağı kayalık yerden gidiyorum. Diyeceksiniz abi güzel, hızlanması da fena değil, yol tuşu nasıl? Şimdi bu hafif ticari ama hani motoru falan da böyle aşağı konumlandırmışlar. Hani biraz belki orada ağırlık merkezini aşağı indirmek için yapılan bir çalışma. Hani öyle tabii ki zorlamadım. Yani çünkü bu otomobilin amacı o değil. Ama inanın çoğunuzdan fazla da viraj yaptım yani. Hani zorlamadım derken gene kendime göre çok zorlamadım. Gayet güven veriyor. Hani öyle arkası falan öyle abuk subuk hareketler yapmıyor. Ama tabii yüksüzken çok bozuk yolda yine öyle bir dalgalanma var tabii. O boşken olur. Ama genel yol konforu beğendim. Yani zaten GT ile aynı araba gibi. Gerçekten bir jip gibi. Donanımlar falan harika. İşte kablosuz şarjlar, bu konsol monsol. Bizimki ticari spek. Ama GT ile aynı gerçekten jip gibi yani. SUV gibi. Jip gibi. Bu da bizim böyle ağzımıza şey olmuş. Diyeceksiniz ki abi araba güzel, beğendim, alıyorum. Kaç para? Şu an tabii kampanya dönemi, bir 5000 lira kadar indirimler var hep modellerde. Bu kullandığım aktif stil model. Kampanyalı fiyatı
134 bin lira. Yani bu aslında tam alın, yani gerçekten ticari olarak alınacak model, kullandığım model bu. Otomatik istiyorsanız. Manuel alur, bir üst donanım almak istiyorsanız manueli 132 bin lira. 144 bin lira da otomatik versiyonu. GT Line istiyorsanız da 150 bin liraya el sıkışırız. Fiyatlara tabii yorum yapmak istemiyorum. Malum vergilerimiz, şartlarımız problemli. Şöyle baktığımız zaman, ben tabii diğer rakiplerinin fiyatlarına da baktım. İşte Ford'a, Volkswagen'e, şuna buna. Çoğunda bu donanımlar yok. GT Line için bahsediyorum. GT Line alırsan gerçekten böyle bir SUV almış gibi oluyorsun. 150 bin liraya bu piyasada hak eder. Çünkü üstün olduğu çok özellikler var, yenilikler var. Teknolojiler, motor yeni falan. Bu otomobil için 134 bin lira da şöyle. Bu 8 ileri şanzıman gerçekten büyük konfor ve çok sağlam, çok beğendim bu şanzımanı. Onun için hani bu şanzımanla birlikte bir çıt daha fazla parayı vermeyi hak ediyor diğer rakiplerine göre. Hani manuel şanzıman almayacaksan. Bir de şöyle bir durum var. Allure otomatik, yani üst donanım otomatiğin arasında, bunun arasında 10 bin lira fark var. Yani 10 bin lira daha verirsen, 144 bin işte, o zaman bayağı böyle hem ticari hem SUV, aileyle de kullanabileceğin bir araba almış olursunuz. Bu testimizden böyleydi arkadaşlar. Gaziantep'ten herkese selamlar, sevgiler. Öpüyoruz. Diğer testlerimizde görüşmek üzere. Siz ne düşünüyorsunuz otomobil hakkında? Lütfen yorumlarınızı yapın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu da şey mi? Partner Van. Bunun şeyi mi? Ama yok, eski bu. Bay bay. Testi trollüyor. Bak, sürüden ayrılma, kurt kapar. Sürüden ayrılma, kurt kapar. Konfor şaşırtıcı bir derece. Hafif ticariler evin tek arabası olduğu için evin genç ve hızlı, kanı kaynayan genci kadranları oldukça sever. Siz anladınız beni. Yoruldum lan.